Bir şey soracağım şimdi. İslamiyet herhangi bir tanrı dışında, Allah dışında herhangi bir şeye tapınmayı yasaklıyor. Evet. Fakat şimdi bu ritüellere baktığınız zaman böyle içinde biraz pagan, biraz Roma, ama biraz... Tapma değil ki o Kabe'ye. Ama yok, onlar tapma ama değil. Değil ama. Allah dışında bir ritüel daha var. Yani yok. Çünkü ritüeller... Hayır, Allah için yapılıyor. Yani taşa tapmıyor orada. Yani Allah'ın orada kendisini nispet ettiği başka bir mekan yok ki yeryüzünde yani. Allah'ın evi olarak düşünülüyor. Onun için mesela Kur'an'da... Nerede diyor Allah'ın evi diye Kabe için? Kur'an-ı Kerim de söyleniyor. Diyor mu? Aynı zamanda hacca giden insanlar orada eşit oluyorlar. Hatta eski dönemde Mekke'deki evlere kapı yapılmasına bile izin verilmemiş olarak düşünülüyor. Çünkü herkes hac esnasında eşit olacak. Yani Allah'ın misafiri oldukları için onların herhangi bir zorlukla, herhangi bir şeyle karşılaşmamaları gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın misafirleri olarak adlandırılıyor. Mesela haçta, tavafta harem selamlık yok. Evet. Yani insanlar ihrama girdikleri zaman bildiğiniz gibi herkes aynı. Kimse birbirinden farklı değil. Yok orada. Evet, kimse birbirinden farklı değil. Ama harem-i şeriften dışarı çık, başlıyor. İçeride yok öyle bir şey. İşte o Kabe'nin işte özelliği olarak düşünebiliriz onu. Özelliği mi yoksa uygulama mı? Peki şöyle bir şey daha var mesela. İşte Kabe'nin kuzey kutbuna olan mesafesiyle güney kutbuna olan mesafesi bölündüğü zaman altın oran çıkıyor ortaya falan derler. Doğru mudur evet, bu? Evet, işte o biraz önce söylediğim dünyanın merkezi olma meselesiyle ilgisi var. Altın oranla da ilgisi onunla ilgili. Ne derece doğru tabii ben tam bilmiyorum. Ama coğrafi konum olarak da ortada gibi yani. Yahudiler de Kudüs, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yeri dünyanın merkezi olarak. Süleyman Tapınağı. Yani, Süleyman yani. Tapınağı mabedini anlatıyorlar yani. Başka bir yerde de şey, piramitler için aynı şey söylenir. Dünyanın merkezi işte. Nasr Hayretleri'nde dünyanın merkezi piramitler denir falan. Her şeye bir şey uydurmak mümkün aslında. Yani bu bizim anlattıklarımız uydurma değil. Yok onu demiyorum yani. Bu matematiğe bağladığın zaman işte Ömer Çelakalı da başka bir takım şeyler bulup oluşturuyor, koyuyor. Yani sonuçtan yola çıkarak yani işte atıyorum 9'a ulaşmak için 4'te 5'i de toplayabilirsin. 3'te 6'yı toplarsın. He? 3'te 6'yı toplarsın. Toplarsın. 3'te 3'ü çarparsın. 4,5'te 3,5'u toplarsın. Ama 5,5'u açıklamaların toplarsın falan yani. Metodolojik bir altyapısının olması lazım. Her ilmin bir usulü var. Metodolojisi var. İşin içerisinde din girdiği zaman yani orada ilimi işin içine fazla sokabilmek de mümkün olmuyor. Yani bir yerden sonra tartışma başlıyor. Din, ilim ama, birbirine giriyorlar. Ama mesela herhangi bir mezhebin mezhep sayılabilmesi için mutlaka bir metodolojisinin oluşması lazım. Önce metodolojisi oluşacak. Yani Ebu Hanife sağlığında mesela mezhep olarak kurmamış. Ama Ebu Hanife'den sonra onun talebeleri Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Züfer mezhebin metodolojisini kurmuşlar. Ve ondan sonra gelenler bunu zümreleştirmişler. Yani müntesipleri meydana gelmiş ve ondan sonra mezhep haline gelmiş. Birçok mezhep var geçmişte kurulmuş ama bir gün müntesibi olmadığı için, etrafında zümreleşme olmadığı için ortadan kalkmış. Çok, evet, yani bu çerçevede peki düşünmemiz hocam, gerekiyor. Hazreti Adem'in geldiği yıl ne oluyor tahminen? 10 bin yıl, 100 bin yıl, 1 milyon yıl, 1 milyar yıl? Biz tarihçiler ilk kelimesini kullanmaktan ve bir de İslam öncesi dönemle ilgili zaman vermekten hep endişe ederiz. Yani çünkü bunun doğru olmama ihtimali hep vardır. Hani bir şeyin ilki yani Hazreti Adem ilk peygamber değil mi o zaman yani? Hazreti Adem'in ilk peygamber olduğunu unutma, şüphe yok yani. O zaman ilk kelimesi kullanabiliriz. Hayır. Yok demek istiyor ki şimdi çok akademik böyle şey gibi konuştuğu için şurada yazmıyorsa yoktu diyor. Söylemeyiz bir şey diyor. Kur'an'da onu demek istiyor. Ya çok komprime söylüyorsun hocam. O kadar komprime demedim. Bir tahminen komprime, mesela komprime. Yani ne kadara tekabül ediyor? Yani Kur'an'da varsa diyor ilk deriz. Peki yoksa o zaman bak hadi Hazreti Adem'in dünyaya ne zaman geldiğini bilemedik, bilmiyoruz. Kimse de söylememiş bize, bir yere de yazmamışlar sağ olsunlar. O günden bugüne, o günden son peygamber Hazreti Muhammed'e, bugüne demeyeyim de kaç peygamber gelmiş peki?
Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen, yani dolaylı olarak da olsa bahsedilen 28 civarında olduğu söyleniyor. Bu 300 hadislerdeki falan toplandığı zaman 350 civarında peygamberden bahsediliyor. Ve daha sonra bunun işte hem peygamber olan veya nebi olarak gönderilen... Ne fark var arasında? Yani bir tanesi her ikisini de birden yüklenmiş, geniş umuma şamil olarak, bir tanesi de sadece kendi bulunduğu topluma nebi yönelik olarak gönderilmiş olduğunu düşündüğümüz 20 bin lira, 120 bin arası rakamdan bahsediyor. Yok, 120 bin işte onu söyleyeceğim. 120 bin rakamına kadar ulaştırılıyor. Kimlerin peygamber olduğu konusunda da farklı görüşler var. Çünkü biliyorsunuz her kültürün yani şimdi, bir hikmeti var yani. Şu anlamda söyleyeyim. Hazreti Adem evet. Eğer 120 bin sene önce geldiyse her sene bir peygamber eder. 10 bin sene önce geldiyse her sene 1200 peygamber, 120 evet. peygamber eder. Evet. Yani sürekli bir peygamberler durumu var o zaman baktığınız zaman etrafta. Yani ama giriyorsun sen kimsin peygamberim. öyle değil mi ama şimdi bak. Yani düşün 10 bin yılda sen 120 peygamber desen yani gidiyor. O sırada dünya üzerinde 120 ama peygamber var. Her yerde bir peygamber var. Biz bugün... Ama hepsi millete ayrı. Tam ayrı da yani gidiyorsun bu kim bu bizim peygamber. O kim bu bizim peygamber. Biraz acayip değil mi hocam? Yok acayip değil. Çünkü biz bugünün zihin dünyamıza göre, bugün bakış açımıza göre bakıyoruz. Bundan 100 sene önce insanlar hacca gittikleri zaman yollarda soyuluyorlardı. Osmanlı padişahları haçtan dönünceye kadar yerime birisi oturur diye hacca gidemiyorlardı. 8 ay yahu. Kimsenin kimseden haberi yoktu yani. 8 ay. Onun için o sizin söylediğiniz şekilde hani hemen internete girip herkesin yanında Murat Bardakçı yok ki yani hemen yalnız, sorsun ona. Mesela Erhan, siz şanslısınız. Erhan mesaj gönderdi şu anda. Evet. Fatih'e sonra imanı gidiyor diyor. İmanı gitmiyor canım. Yani ben bir şey İslamiyet sorgulamıyorum ki benim sorguladığım Erhan başka canım, bir şey. Fatih irşad olmak için ona tebliğ vazifesini yerine getiriyor. Estağfurullah. Ben irşad olmak istediğim var ne tebliğ beklediğim var ama sadece makul ve mantıklı sorular sormaya çalışıyorum. Yani her şeyi konuşalım diyoruz. Konuşacaksak konuşalım yani. İtikatta makuliyet aramaz. İtikat demiyorum ben peygamberse ben Kur'an'da şu budur budur derdinde değilim. Yazın. Ya 28 kez. Şimdi 120 bin peygamber varsa ya ben bir zaman içerisinde ne kadar ne bir hesap çıkarmaya çalışıyorum. Yalnız ben size söyleyeyim hesapçı falan çıkarmayın. Benim size tavsiyem başınıza siz televizyon programlarında itikat konusunda Murat Bardakçı'yı takip edin. Televizyon programlarında. Allah Allah. Onun dışı için bir şey demiyorum yani. Şimdi ama 120 bin peygamber dediğiniz zaman yani, yıllara böldüğünüz zaman ortaya bir şey çıkıyor. Program haricinde bir şey demiyorum. Ya, tamam yukarıda bir şey demiyorum. Neandertal dönemi öncesi ise ne yapacaksın? Yani Hazreti Adem yani işte onu soruyorum. Yani 1 milyon işte, sene mi? Evet. Onu bilmiyoruz. 1 milyar sene mi? Bilmiyoruz yok. Yani. 10 bin sene mi? Yok. 100 bin sene ama mi? Ama benim size tavsiyeme uyun siz. Yok. Programlarda itikat konusunda Murat Bardakçı'ya takip edin. Ama program dışında bak, bir şey demiyorum yani. Ne demek yani? Yani demek istiyorsunuz ki pek de sormayın bunları kardeşim işte böyle de gitsin.